Merhaba, yeni bir video ile karşındayım. Bu videonun konusu Basiller anjiomatozis ve Bartonella hensela enfeksiyonları. Evet, çıktı. TUS'ta soruldu. Peki Mart 2024 TUS'unda neler sorulacak? Hadi konuşmaya başlayalım. Şöyle bir soru soruldu. İmmün yetmezliği olan bir bireyde fırsatçı bir enfeksiyon sonrası ortaya çıkan reaktif vasküler proliferasyon hangisidir? Basiller anjomatozis. Evet basiller anjomatozis bir damar tümörüdür arkadaşlarım. Bakın bir benin damar tümörüdür. Şu tablo benin damar tümörü sınıflandırması tablosu. Bakın buraya ne var? Hemanjiyon var. Lenfanjiyon glomus tümörü ki glomus tümörü en ağırlı damar tümörüdür. Vasküler ektaziler ve reaktif vasküler proliferasyonlar. Bakın reaktif vasküler proliferasyon kısmında sadece ne var? Basiller anjiomatozis. Evet o bir reaktif damar proliferasyonu. Peki neye reaktif? Enfeksiyona reaktif. Enfeksiyon sonrası gelişiyor. Direkt şöyle de tekrar sorulabilir. Aşağıdaki damar tümörlerinden hangisi? reaktif damar proliferasyonudur. Cevap: Basiller anjiyomatozdur. Peki etken ne? Basiller anjiyomatoz etken olan bakteriler nelerdir? Cevap: Bartonella henselae ve Bartonella quintana. Bartonella henselae ayreten neyin etkenidir? kedi tırmığı hastalığı etkendir. Kedi ve köpek tırmalaması sonrası gelişen bir hastalıktır. Ateş olur, kedi tırmığı hastalığında ateş olur ve aksiller lenfadenopati çok tipik. Bir papülle, deride bir papülle başlar. Sonrasında ateş olur ve axillar lenfadenopati olur. Bu da soruldu ve unutmayacağız. Bartonella quintana da siper ateşi etkenidir. Bu da vücut bitiyle yayılan bir hastalık, özellikle dünya savaşında bir epidemilerle karakterize olduğu için siper ateşi adı verilmiştir. Buna etken neymiş? Bartonella quintana. Peki lezyonlar nasıl olur? Tabii deri lezyonlarıyla başlar. Özellikle siper ateşinde 5 gün süren özellikle uzun uzun süren ateşler olur. Yine Kitterma hastalığında ateş e, tabloları ortaya çıkar. Ama en önemli deri lezyonu kırmızı, papüler ve nodüler lezyonlardır. Yıldızlar. Bakın bu şekilde görülür. Kırmızı, papüler ve nodüler lezyonlarla karakterizedir ve histolojide endoteloji proliferasyonları görülür. Peki patofizyoloji nedir? Şimdi bir kere bu e, bakteri asasık gözlenen bir bakteri ve özellikle immün yetmezliği olan kişilerde baziller anjomatozis yapıyor. Ama kedi tırmığı hastalığı için herhangi bir immün yetmezliği olmasına gerek yok. Yine Bartonella quintana siper hastalığı için de immün yetmezliği durumunun olmasına gerek yok. Ne oluyor o kişilerde? Bakteri endotel hücresine yapışır. Unutmayın. Bu bakterinin özelliği budur. Endotel hücre yüzeyine yapışması. O nedenle bakteriyemi yapabilir. Unutmayın endokardit de yapabilir. Peki endotel hücresi üzerine yapıştıktan sonra ne olur? Hipoksiye sebep olur. Bu da HIF-1 alfa uyarır. Unutmayın HIF-1 alfa VGF'den önce sanılan bir medyatördü. Hipoksik hücrelerden sanılır. Hipoksi inducible faktör. Hatta onu inhibe eden tümör süpresörgen bir önceki tusa sorulduğu VHL ydi. Peki HIF-1 alfa uyarılınca ne olur? VGF sentezi başlar ve bu da vasküler büyüme faktörü de. reaktif damar proliferasyona sebep olur arkadaşlarım peki tedavide makrolit ne kullanılır makrolitler kullanılır e, tetrasiklin özellikle eritromisin kullanılır önemli arkadaşlarım tekrarlayalım bartonella enfeksiyonları hangi patolojiler ne olur bileceğiz bir kedi tırmığı hastalığı soruldu akser lenfadenopati ile gider papülle başlar ateş olur ve hikaye önemlidir. İki siper ateşi Bartonella Quintana sebep olur ve vücut bitiyle geçen bir hastalıktı. 3. Basiller angiomatosis. reaktif domar proliferasyonu. 4. Endokardit ve 5. Peliosis hepatitis. Bu kara içi kan ile dolu bo, kan ile dolu kistik boşluklara verilen isimdir ve bu lezyonlar biliyorsunuz ki genelde anabolik steroidler ve oral kontraseptiflerle ilişkili olan hastalıklardır ama bu lezyonlarda Bartonella enfeksiyonları da izole edilmiş ve Bartonella'nın da buna neden olabileceği ne yönelik çalışmalar var ama kesin %100 demiyoruz ama Olabilirim, mi? Olabilir. Tuta çıkabilir mi? Robiste yazıyor mu? Evet yazıyor. Çıkabilir. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına yazacağınız e, yorumlar da e, onlara bakıyorum. Cevap vermeye çalışacağım. E, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Daha fazla video gelecek. Her akşam e, sınava kadar ki süreçte her akşam bir videoyla karşında olacağım. Umarım faydalı olur. Umarım sınavda istediğiniz yeri kazanmanıza bu videolar sebep olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.